Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Ben Özgür Çetin. Bugün sizlerle Xiaomi'nin Mi A3 isimli cep telefonunu kutudan çıkartıyoruz. Giriş seviyesi bir ürün. 2000 TL civarında bir fiyatı var. En azından bizim kutuyu açtığımız bugünlerde, yani Eylül ayının ortasındayız şu anda. Android One platformunun simgesi hemen yan yüzde görülüyor. Mi A3 bu platforma ait bir ürün. Bu ne anlama geliyor biliyorsunuz? Saf bir Android deneyimi sunacağı anlamına geliyor. Hem solunda hem sağında bu bilgiler yer alıyor. Şöyle e-mailleri kapatalım. Uyarılar geliyor sizlerden zaman zaman. E-mailler açık kalmış falan diye. Şöyle gösterelim. 4 GB RAM, 64 GB'da depolama alanı olduğu yazıyor. Bunun dışında işte Mi'nin şu garanti belgesi falan filan var. O yüzden göremiyoruz arkasında ne olduğunu. Kutuyu bir açalım. Her zaman yaptığımız üzere. Biliyorsunuz sıfır kutulu ürün geldiği zaman her zaman bu kutu açma işlemlerini yapıyoruz. Şöyle koyalım poşetimizi. Garanti belgemiz var. Şöyle kenara kaldıralım. Mi A3 ile ilgili işte hızlı kullanım kılavuzu gibi bir şeyimiz var. Şöyle göstermiş olalım. Burada buradan koyalım. Şimdi kutumuzu açacağız. Kutumuz açılmaya hazır. Evet, çıkarttık. Şöyle kenara kaldıralım. Telefon herhalde burada diye tahmin ediyorum. Evet, Mi A3'ümüz burada. Şöyle poşetinden de çıkaralım. Hemen ne var üzerinde? Şöyle bir göstermiş olayım ekranda sizlere. 48 megapiksellik bir kameramız var, ana kameramız. Üçlü bir kamera var. Bir tanesi ultra geniş açı, bir tanesi de alan derinliği için kullanılan. Biri 8, diğeri 2 megapiksel olmak üzere üçlü bir kamera bizi karşılıyor. Önde de hemen görüyorsunuz tekli bir kamera var. 4030 mAh'lik bir pilimiz mevcut. 18 Watt'lık da kablolu hızlı şarj özelliği geldiğini söyleyelim. Ekrandan parmak izi okuma özelliğimiz bulunuyor. Yazıyor zaten burada. Qualcomm'un da Snapdragon 665 işlemcisinin yine ürünle beraber bize karşımıza çıkıyor. Şöyle şu jelatinimizi kaldıralım. Bir taraftan da açalım telefonumuzu. Biliyorsunuz hep telefonumuzu açıyoruz bu tip şeylerde. Telefon açılırken biz de diğer kutu içeriklerine bir göz atalım. Şöyle kaldırıyoruz. Adaptörümüz, şu 18 Watt hızlı şarj özelliği bulunan. Şöyle bir netlikte yapalım. Adaptörümüz, kablomuz, Type-C kablomuz. Şöyle de göstermiş olayım. Type-C kablomuz var. Bunun dışında başka bir şey çıkmıyor. Biliyorsunuz kulaklık çıkmıyor bu tip ürünlerde. Bir daha bir kontrol edelim de yanlış söylemiş olmayalım sonra. Evet, kulaklık bulunmuyor. Xiaomi ürünlerinde kulaklık çıkmıyor. Biz de bunu öğrenmiş olduk sizinle beraber. Burada ne var? Burada bir galiba şey var. Ağırlığından hissediyorum bunu. Kılıf olması lazım diye tahmin ediyorum. Şöyle açalım. Maşallah. Uzun bir şey oldu. Evet. Çeşitli kitapçıklar yine burada da var. Görüyorsunuz. Şöyle kılıfı da çıkaralım, gösterelim ki soran oluyor bazen. Kutudan bir kılıf çıkıyor. Yumuşak bir silikon kılıf. Ben testlerde bunu kullanıyorum çünkü çiziliyor çantamızda. Diğer telefonlarla, diğer anahtarlık şurada burada filan diye. Hatta şöyle bir plastik USB bağlantısını kapatmaya yeren bölüm de mevcut. Şimdi telefona bakalım isterseniz. Birazcık da önde özelliklerinden bahsedeyim. Kutuyu açtık ama hiç özelliklerinden bahsetmek imkanı bulamadık. Xiaomi Mi A3'ün özelliklerine bakacak olursak 6.09 inçlik 720x1560 piksellik bir telefon. AMOLED ekran var. Güzel bir ekran tercih edilmiş. 280 ppi'de ekran yoğunluğunun olduğunu söyleyeyim. Bu ekran Gorilla Glass 5 ile korunuyor. %81.74'te ekran gövde oranı mevcut. Şuradan biz işte başlayalım diyelim. Ama bu arada pardon. Evet, bağlanmaya çalışıyor. Bağlantı, internet bağlantısını da kapatalım şimdilik. Snapdragon 665 işlemci olduğunu söylemiştik. Adreno 610 GPU'muz var. 4 GB RAM, 64 GB'da depolamamız mevcut. MicroSD bellek kartı yuvamızda var. Onu da söylemiş olalım. Az önce bahsettim ama burada da söylemekte fayda var. 48 megapiksellik ana kameramız var. Üçlü bir kamera bizi karşılıyor. 8 megapiksel geniş açı ve buna ek olarak da 2 megapiksellik bir alan derinliği kamerasının olduğunu da söylüyor. Bu güvenlik şeylerini bir açalım, geçelim. Bunları şimdi uğraşmayalım şu anda. Finish diyelim. Şu an telefonumuzun kullanımını
Tamamladık maşallah, sesi de iyiymiş. Bu ana kameramız 4K video çekebiliyor. Ön kamera 32 megapiksel çözünürlüğü sunarken ön kameramız aynı zamanda 1080p 30 fps video kayıt edebiliyor. Şöyle göstermiş olayım. Standart Android aslında, ama standart Android'den ziyade, yani biliyorsunuz Android One platformunda saf bir Android tercih ediliyor. Bu da şu anlama geliyor. Herhangi bir ekstra bir uygulama vesaire yok bunda. Tamamen Android'in, yani Google'ın verdiği Android birebir kullanılıyor. Şu anda görüyorsunuz zaten. Biliyorsunuz Türkiye'de de General Mobile'ın telefonları yine ağırlıklı olarak bu platformda yer alıyor. Şöyle bir bakalım menülere vesaire. Hani saf Android sevenler var. Sevenler için de aslında güzel bir telefon. Bu çentik güzel olmuş. Böyle bir damla şeklinde bir çentiğimiz var. Küçük, çok da büyük değil. Hani dikkati, gözü de yormuyor. Dikkatleri de dağıtmıyor. Onu söylemiş olayım. Bunun dışında kameraya bir bakalım. İzin verelim. Okey diyelim. Tamam diyelim. Şimdi aslında standart bir Xiaomi kamera arayüzünün de bizi karşıladığını söyleyeyim. Görüyorsunuz şu anda. İşte geniş açıya açabiliyoruz. Veya 2x optik zoom'a da geçebiliyoruz buradan. Bu şekilde 3 farklı şeyi kullanabiliyoruz. Çeşitli modlar var. İşte video var. Kısa video var. Buradan bakıyoruz. Fotoğraf, portre, gece çekimimiz var. Panorama var. Aslında daha önceki bizim test ettiğimiz Xiaomi veya Redmi ürünlerine fazlasıyla benzeyen bir arayüz bizi karşılıyor. Biraz ön tarafa bakalım isterseniz. Ön kamera. Şimdi beni göreceksiniz burada. Şu anda evet, beni çekiyor. Merhaba herkese. Ön kamerada da işte yine aslında daha önceki Xiaomi modellerinde bizi karşılayan bir arayüz devam ediyor. Foto var. İşte video var. Kısa video var. Yine ön tarafta da bunların bir benzerleri. Hatta işte night modu var ama night'ta otomatik olarak öne geçiyor. Arka kameraya geçiyor daha doğrusu. Bu şekilde bu modları, yani yapay zeka desteğimiz de var. Açıp kapatabiliyoruz şuradan gördüğünüz gibi. Aslında standart bir kamera bizi karşılıyor. Fiyatı makul bir fiyat. 2000 TL civarında. En azından biz bu kutuyu açtığımız 16 Eylül 2019 tarihindeki fiyatı buydu. Detaylı bir inceleme gelecek her zaman yaptığımız gibi. Hatta şunları da, şu arka tarafı da biraz göstermiş olalım. Arka tarafı göstermedik bu arada. Üçlü kamerayı da görün. Şurada üçlü kameramız var. Bu rengi de güzel bu arada, söyleyeyim. Çok tatlı bir lacivert rengimiz var. Mavi, ama böyle çok dikkat çeken bir mavi. Şöyle de bir S şeklinde, bilmiyorum ekranda ne kadar görülüyor. Çeşitli şekillerde S harfleri var bu anda ekranın arkasında. Böyle yanarlı dönerli çok güzel bir telefon olmuş. Farklı renk seçenekleri var, görüyorsunuz kutudan zaten. Bize gönderilen şu ortadaki mavi olan renk, lacivert gibi bir olan renk. Çok da şık durduğunu söyleyeyim. Bu kılıfla beraber kullanacağız biz. Nereye koymuştuk? Ha, şuradaymış. Kılıfımızı takalım. Yani birazcık şekilsiz hale getiriyor ister istemez, ama bence hani böyle düşmelere, darbelere falan karşı ciddi manada koruyacak bir özellik olduğunu söyleyeyim. Evet, Mi A3'ü kutudan çıkardık. Özelliklerini anlattık, fiyatından bahsettik. Detaylı bir inceleme de yakında teknolojioku.com adresinde olacağını söyleyelim. YouTube kanalımıza abone olmayı, bizleri aynı zamanda Twitter, Facebook ve Instagram gibi sosyal medya hesaplarında takip etmeyi unutmayın. Farklı bir videoda, farklı bir incelemede karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.